Günaydın efendim. Olay Sağlığa hoş geldiniz. Saatlerimiz onu gösteriyor. Bugün stüdyomuzda konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doçent doktor Kemal Özerkan. Kemal hocamız Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi. Dolayısıyla eğitim hayatından arta kalan bu bir saatlik zaman dilimini bize ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Ve bugün Kemal Hoca ile birlikte konuşacağımız konuyu da hemen anlatalım sizlere. Bugün özellikle kadınları ilgilendiren kanserlerden bahsedeceğiz ki burada rahim ağzı kanseri, bununla birlikte rahim kanserleri ve yumurtalık kanserlerinden bahsedeceğiz. Bu kanserlerin tedavilerindeki son aşama neler yapılabilir? Bunları konuşacağız. Aşı metodu hangi kanser için geçerli? Koruyuculuğu hangi noktada var? Ve bunlar gibi pek çok soruyu yöneltme fırsatımız olacak önümüzdeki 45 dakika boyunca. Sizler de bu tip kanser vakaları ile ilgili, jinekolojik kanserlerle ilgili sorularınızı bizlere 0224 alan koduyla 331-70-75 numaralı telefonlardan ulaştırabilirsiniz. Ayrıca eğer telefon şansımız yoksa olaysağlık@olaytv.com.tr mail adresinden de elektronik postalarınızı bekliyoruz efendim. Hemen ben konuğuma dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu konu genellikle kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarını biz konuk ettiğimiz zaman ötelenen konulardan bir tanesi. Çünkü kadın ve doğum dendiği zaman hemen akla bebek sahibi olmak ve o 9 aylık süreç, o sürece başlangıçlar, girişler vesaireler geliyor. Ama hayati açıya döndüğümüz zaman sanırım kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığının en önde gelen, en belki cerrahi müdahale ve spesifik meselelerinden bir tanesi bunlar. Şimdi genel anlamda en çok kadınlarda hangi kanserler sıklıkta görülüyor? Bir frekans verebilir miyiz? Sağlıklı bir frekans acaba? Şimdi tabii ki kanser en çok korkulan hastalıklardan bir tanesi. Hatta en çok korkulanı diyebiliriz. Bir insan kanser olduğunu öğrendiği zaman tabii ki psikolojik olarak da çok büyük yıkımlara uğruyor. Peki kadınları bekleyen kanserler, en önemli kadın kanseri nedir? Ya da en sık rastlanan kadın kanseri nedir? En sık rastlanan kadın kanseri aslında bizi memnun ediyor. Neden? En sık rastlanan kadın kanseri çünkü meme kanseri. Meme kanserini daha ziyade Türkiye'de genel cerrahi uzmanları ve bu konuda üst ihtisas yapmış olan genel cerrahi uzmanları, spesifik olanlar tedavisini uyguluyor. Bizim kanserlerimiz akciğer bağırsaktan sonra geliyor kadınlar açısından düşünce kurursak. Yani en sık olarak mesela rahim kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser, endometriyum kanseri diyoruz. Daha sonra rahim ağzı kanseri, serviks kanseri diyoruz. Yaklaşık 4. 5. sıralarda, 7-8. sırada da yumurtalık kanserleri diyebiliyoruz. Ama Türkiye'de söylenecek olursa en sık rastlanan kanser rahim kanseri. Tabii bu rahim kanseri dediğimiz endometriyum kanseri bizim en sevdiğimiz kanserlerden bir tanesi. Neden? Neden? Çünkü daha çok menopoz sonrası kanamalarla kadınlar bize başvuruyor. Tabii korkanlar da var. Evet. Kanser olmaktan değil, geç kalmaktan korkmak lazım. Menopoz sonrası kanaması olan kadınlar bize başvurduğunda bu ilk şikayeti, ilk semptomudur rahim kanserinin. Bize başvurduğu zaman bizim basitçe rahim içinden alacağımız bir parçayla bu kanserin ilk aşamasında bu kanseri tespit edebiliyoruz. Şimdi rahim kanserinin detaylarına geçmeden bir kelime var ki sanırım kadın hayatındaki en kritik noktalardan bir tanesi menopoz. Evet. Dolayısıyla menopoz sanki bazı vücudumuzdaki çanları kuvvetlendirmeye başlıyor. Daha fazla çalmaya başlıyor. Çünkü meme kanserini de konuştuk. Rahim ağzı kanserini de şimdi, rahim kanserini de, yumurtalık kanserini de konuşacağız hep beraber. Elbette menopozdan önce görülmez diye bir mesele yok ama menopozdan sonra bu kadar çok görünmesinin nedeni ne acaba? Şöyle, menopozdan sonra daha sık gözüküyor. Çünkü yıllar geçtikçe o rahim, rahimin dokusu sürekli kullanıldıkça, diyeyim şöyle kullanıldıkça, her adet döneminde rahim içi dokusu tekrar oluşuyor ve tekrar kayboluyor ya da dökülüyor. Tekrar oluşuyor, tekrar dökülüyor. Yıllar süresince bu hızlı çoğalan ve dökülen dokular kanserleşmeye daha çok meyilli oluyor. Dolayısıyla menopoz döneminden sonra ya da daha yaşlı dönemde bu hücreler sürekli çoğalıp döküldükçe bu hücrelerdeki metaplazi dediğimiz bozulma oranı daha çok artıyor. Fakat bununla beraber
karşılanmamış östrojen derim. Çünkü kadınlarda iki tane hormon daha çok ön plandadır adet görmek için. Östrojen hormonu ve progesteron hormonu. Östrojen hormonu rahim içindeki dokunun kalınlığını arttırır. Daha sonra progesteron devreye girer. Bunu olgunlaştırır. Östrojen azalır. Progesteron da azaldıktan sonra dökülme olur, adet görülür. Östrojen hormonu çok fazla miktarda rahimi uyardığı olgular da menopoz öncesi dönem de olabilir. Mesela hangi hastalar? Kilolu hastalar, hipertansiyonu olan hastalar, diyabetik dediğimiz şeker hastalığı olan hastalar, daha önce çocuk doğurmamış olan hastalar. Bu hastalar bizim risk grubumuz olan hastalar. Çünkü bu hastalarda östrojen hormonu rahimi daha çok uyarmakta ve rahim daha uzun süre çalışmakta. Geride kalan progesteron hormonu bu karşılık veremediği zaman da içerideki doku normalden daha fazla kalınlaşıyor ve rahim kanserine zemin hazırlıyor. Bununla beraber bir de altyapıda aile faktörü varsa, ailesinde meme kanseri, yumurtalık kanseri, rahim kanseri, rahim ağzı demiyorum, rahim kanseri, bağırsak kanseri gibi hastalıklar olan kişiler bu durumdan bir miktar daha fazla etkilenip daha çok risk faktörü olan gruba giriyor. Dolayısıyla genetik faktörlerin bir miktar altını çizme şansımız oldu. Ama Evet. ilerleyen dakikalarda bu konuyla da ilgili birazcık daha açıklama isteyeceğiz sizden. Şimdi rahim kanseri dediğimiz konuya geri dönersek eğer, menopozla birlikte gelişen ani ve yoğun kanamalardan bahsettik. Evet. Bu kanamaların aslında normal olmadığını, doğal olmadığını sizlerden öğrendi son 10 yıldır bence pek çok kadın uzmanlarından öğrendi. Çünkü yaşanabilecek bir süreçmiş gibi sanki bu süreci yaşayarak çekmek ve belki de işte ifade ettiğiniz gibi kanseri son noktada ya da ilerleyen noktalarda fark etmek en ağır sonuç Tabii sanırım. ki. O yüzden Tabii ki. isterseniz rahim kanserindeki en temel hasta şikayetleriyle başlayalım mı? Tabii ki. Bu düzensiz kanamadan bahsettik gerçi ama menopozdan önceki, menopoza girmeden önceki bir dönem vardır. Yaklaşık bir sene, 1,5 sene gibi sürer. Buraya biz perimenopozal dönem diyoruz. Menopoz öncesi dönem. Burada 3 ayda bir adet görme ya da 2 haftada bir görme, seyrekleşmesi, miktarının azalması ama bir sonraki adette miktarının biraz daha artması gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunların hiçbirisinden de o kadar tedirgin olup korkmamak lazım. O bir senelik dönem içerisinde. Tabii ki doktora başvurulduğunda doktor değerlendirip ultrasonda bakıp rahimin durumuna bakıp hastayla karşılıklı konuşup biyopsi alması gerekmediğini sonuçlandırabilir. Ama bizim için en önemli şey menopoz döneminden sonra, yani adeti bir sene adet görmeyecek, adeti kesilecek. O bir seneden sonraki dönemlerde sanki adet görülmüş gibi yoğun bir kanama bize rahim kanserini işaret edebilir. Ama yine bundan da korkmamak lazım. Çünkü menopoz sonrası kanamaların büyük çoğunluğu kanser değildir. Bu önemli bir uyarı. Menopoz sonrası kanamaların büyük çoğunluğunun kanser Evet. olmadığını ifade ettik. En sık görülen sebep atrofidir. Ne demek Yani atrofi? östrojensiz kadınlardaki vajinanın ya da rahim içindeki dokuların kanlanmasındaki azalmaya bağlı dökülmesidir. Atrofi. Diğeri poliptir. Rahim içinde oluşan et parçacıkları. Bunlardan korkmamak lazım. Tabi uzun süre kaldığı zaman onlar da kanserleşebilir zira, ama polipler, miyom dediğimiz rahim içindeki küçük kitleler, bunlar kanserden daha sık sebeptir. Kanser dördüncü sebep olarak gelir. Ama aman canım poliptendir, miyomdandır diye bunu Kötü atlamamak dememek lazım. gerekiyor. Mutlaka menopoz sonrası kanamada bir kadın doğum hekimine başvurulup gerekirse içeriden parçalanması. Peki menopozu atlattık, Evet. geçti, gayet sağlıklı. Artık yaşımız da 65'lere geldi vesaire. Yıllar sonra bile ani bir kanama yine dördüncü ihtimal olduğunu mu Kesinlikle. gösterir? Yine O de ilk süre süreçleri evet. değerlendirmek lazım, Evet, değil mi? evet, evet. Mutlaka süre arttıkça daha sonra oluşmuş olan kanama bizim için daha önemli bir sinyaldir. Çünkü zaman zaman bu tip şeyler de karşımıza çıkıyor. Yaptığımız sağlık Evet. programlarında gelen sorulardan. Bir de Türk toplumunda bu kanamanın devam ediyor olması, menopoz
süreci geçmiş olsa bile kırsal kesimde sanki avantajlı bir şeymiş gibi yorumlandığı için gelen tehlikenin Doğru. farkına varmıyor kadın Doğru. değil mi sanırım? Doğru. Asıl mesele burada. Doğru. Şimdi siz konuştukça izleyicilerimizden de sorular geliyor rejiye. Bu sorulardan bir tanesini hemen aktarmak istiyorum. Çünkü tam yerinde olduğunu düşünüyorum bunun. Hazır miyomlardan bahsetmişken. Bizi Bursa'dan arayan bir izleyicimiz Ayşe Hanım. Rahminde miyom ve kist tespit edilmiş. Ve bu miyomlar ve kistlerin büyüdüğünü de ifade etmiş. Bir ay önce doktorunun kesinlikle ameliyat olması gerektiğini kendisine söylediğini ifade ediyor. Ama diyor ki ben inanılmaz korkuyorum ve bir aydır kaçıyorum açıkçası bu ameliyattan. Olmalı mıyım diye danışmak istiyor bize. Peki. Şimdi bu kanserden farklı bir boyuta konu taşınıyor. Aslında evet. Miyomlar rahimde kist olmaz. Hastalara anlatmak için bu tür terimler kullanılabilir. Kistler yumurtalıklarda olur. Rahimde kist gözükmez. Rahimde gözüken ya poliptir, ya adenomiyoz istediğimiz bir hastalıktır. O farklı bir hastalık. Başka zaman konuşuruz belki. Ya da miyom dediğimiz rahim kasından kaynaklanan kitlelerdir. Bu kitleler ne zaman ameliyat edilmeli? Bir, hastada gerçekten şikayete sebep oluyorsa, yani aşırı kanama, kan düşüklüğü, bununla beraber bası hissi, sık idrara çıkma, büyük tuvaletini yapmakta zorluk ya da sık büyük tuvaletini yapma isteği oluşması, ilişkide ağrı olması, herhangi bir zaman ağrı yapması, kasık ağrısı olsun, bele vuran ağrı olsun, içeride bası hissi yapması ve bununla beraber hızlı büyümesi. 3 ay içinde %50'den daha fazla büyüyen miyomlarda daha az oranda gözükür ama bu sefer miyomların kanser riski, sarkom dediğimiz kanser riski oluşmaya başlayabilir. Bu şartlar altında ya da miyomlar rahimin içindeki yerlerde büyüdüğü zaman, rahimin içine bebeğin oturup oturmaması ile ilgili fertilite sorunları olduğu zaman ameliyat edilmelidir. Mesela bu hastamızın yaşı kaç? 25 mi? Miyom çıkartılabilir eğer şikayeti varsa. Bu hastamızın yaşı kaç? 50 mi? Çocuk isteği yok mu? Yok. O zaman miyom değil, rahim çıkartılır. Çünkü çok çeşitli hasta grupları ve çok çeşitli şikayetlere karşı yapılacak olan müdahaleler var. Evet. O yüzden pek çok detaylı bilgiye ihtiyaç Tabii var. Ki. Bu miktarda, Tabii bu noktada ki. Da hekimiyle güven önemli. İlişkisi çok önemli. Çok önemli. Değil mi? Yapılacak olan ameliyat bile çok önemli. Kesinlikle. Açık bir ameliyat mı yapılacak? Kapalı ameliyat mı yapılacak? Robotik mi yapılacak? Ne yapılacak? Bunlardan da bahsedeceğiz. Tabii ki, Bunları tabii. da konuşacağız zamanımız kalırsa. Şimdi rahim kanserinin en son şikayetlerinden bahsettik. Evet. Ve siz kanamaların özellikle diğer tehlike faktörleri sıralandığında belki de dördüncü noktada sıralanabileceğini evet, ifade ettiniz. Evet. Peki teşhise geldiğimiz zaman bir miktar bu teşhiste kullanılan ekstra metotlardan, biyopsilerden, yöntemlerden kaçıyoruz, korkuyoruz ya biz. Ama burada sonucu netleştirmek için mecburuz bunu yaptırmaya. Evet. Teşhiste kullanılacak en önemli altın anahtar ne? Bunu soralım. En önemlisi şu. Endometriyel biyopsi dediğimiz rahimin içinden parçalanması. Çok zor bir işlem. Hayır. Poliklinik şartlarında bile 3 milimetrelik ince kanüller var. Pipel kanül diyoruz. Poliklinik şartlarında bile o pipel kanülle hastanın uyumasına, anestezi almasına gerek kalmadan bile bu işlem yapılabiliyor. Ha, bazı durumlarda anestezi gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Rahim ağzı çok yapışıktır, hasta uyumsuzdur, korkuyordur. O zaman anestezi altında yapılır. 5 ya da 10 dakika süren bir işlemdir. Rahim ağzından ince bir küretle girilip içeriden parçalanmasıdır. Bunun altın standardı budur. Bundan başka bir tanı yöntemi yoktur rahim kanserlerine. Ha, yapılacak olan MR, tomografi, yok sintigrafi, başka çeşitli teknikler, bunların hiçbirisinin rahim kanseri tanısında önemi yoktur. Gerçek tanı alınan parçadan patolojiye gönderilir ve oradaki doktorun size verdiği rapordur. Peki burada özellikle patoloji raporunu bekleme süreci evet. yaklaşık olarak ne kadar zamanını alacak kadın? Şöyle söyleyeyim. Örnek alındığı zaman bu formol dediğimiz bir solüsyonu konuluyor. Ortalama 24 saat bu formol solüsyonunda bekliyor. Ertesi gün makroskopi dediğimiz patologların kesit alma işlemine giriyor. Patologlar o kesidi o gün alıyor, akşam boyuyor,
ertesi günde mikroskopta bakabiliyor. Yani teknik olarak 48 saat içinde çıkabilir. Çıkabilir. Ama tabii ki iş yoğunluğu ve iş yükü, insan sayısı, gelen örnek materyal sayısı bu örneğin sonuçlanmasını yaklaşık 10 güne kadar, büyük hastanelerde 15 güne kadar uzatabiliyor. Ama herhangi bir laboratuvarda, herhangi bir patoloji laboratuvarında teknik olarak bunun sonucunun çıkması maksimum 48 ya da 72 saati alır. Yine gelen sorulardan, biyopsi sonrasında hayata dönüş gayet kaldığı yerden devam edebilir değil mi? Bununla ilgili bir tedirginlik var. Biyopsi muayene masasında alınır ve hasta yürüyerek evine gider. O gün hiç muayene olmamış gibi hayatına devam eder. Dolayısıyla herhangi bir yatış vesaire hiçbir sıkıntımız yok. Hayır. 48 saat içinde de aslında bilimsel olarak sonuç alınabilir. Doğrudur. Ancak yoğunluk bu noktada Doğrudur. Sürenin 15 güne kadar Doğrudur. Çıkmasına neden evet. olabilir. Peki şimdi sonucun yorumlanmasına geldiği zaman bu noktada neler söylemek gerekir? Yorumda Anladım. Hangi kelimeler kritiktir? Öyle söyleyelim. Şimdi şöyle, patoloji raporu geldiği zaman artık olay kadın doğum hekimine, bu işle uğraşan, daha ziyade bu ameliyatlarla, kanser ameliyatlarıyla uğraşan kadın doğum hekimine düşer. Elimize rapor geldiği zaman o raporu değerlendiririz. Raporda hastalığın tipi ve sadece derecesi yazar. Hastalığın evresi yazmaz. Çünkü hı hı. sadece oradaki dokudaki hücrenin tipini gösterir. Hı hı. Burada en iyi huylarından bahsedelim. Çünkü %95 oranında endometriyoid adenokarsinom çıkar. Hı hı. %95. Bu da bizim en sevdiğimiz, en iyi davranış biçiminde olan kanserdir. Peki bu iyi davranış biçimindeki kanseri konuşacağız evet. ama evrileme ile ilgili bir şey söyleyelim Aha. mi? Onu nasıl anlayacağız? Şimdi oraya geliyorum. Tamam. Rahimin içindeki rahim kalınlığına bakarak ultrasonografiyle, tecrübeli ultrasonografiyle ya da MR çektirilerek rahimin içindeki kanser dokusunun ne kadar rahimin içine girip girmediğini biz önceden öngörebiliyoruz. Girmediği zaman çok fazla evre 1 gibi düşünebiliyoruz ama gerçek evreleme ameliyatlı olur. Gerçek evreleme rahim kanserinde ameliyatlı olur. Ameliyatınızı yaparsınız. Gerek kapalı cerrahiyle, gerek açık cerrahiyle rahimi ve yumurtalıkları çıkartıp patolojiye gönderirsiniz o esnada. Hı hı. Eğer çok ileri evre olduğunu düşünmüyorsanız, karnın içinde tümör olduğunu görmediyseniz. Gönderdiğiniz zaman patolog bunun kesitini o anda yapar ve der ki bu tümörün boyutu şudur. Rahimin içine şu kadar girmiştir. Derecesi budur. 1, 2, 3 hangi hı hı. derece ise. Rahim ağzına bu kadar ulaşmıştır. İşte lenf bezlerine giriş kanalları şu kadar tutulmuştur gibi bir rapor verir hı hı. bize 15 dakika içerisinde. Biz o rapora binaen eğer evresi bir anın üzerinde ya da biraz tümör içeriye girmişse gibi şeyler, onları anlatmaya çok gerek yok. Lenf bezlerini temizleriz. Hı hı. Pelvik bölgedeki, kasıklardaki hı hı. ve ana damarı çevresindeki. Daha sonra ameliyatı bitiririz. Bu preparatlar patoloğa gider. Patolog bize bir hafta 10 gün içerisinde, bunun süresi daha uzundur. Yaklaşık bir hafta 10 gün sürebilir. Bize der ki tümör lenf bezlerinin şusunda busunda tutulmuş. İşte yumurtalığın burasına geçmiş, şurasına geçmiş vesaire. O rapora göre de evre 1 mi, evre 2 mi, evre 3 mü, evre 4 mü bunun kararını veririz. Yani bu noktada cerrahi evet. gerçek anlamda dokuyu görmek evreleme için en önemli unsurlardan bir tanesi evet. rahim kanserinde. Rahim kanserindeki evreleme ameliyatla yapılır. Peki kadın doğum uzmanı olarak operatörlük işi, yani bu işin cerrahi kısmı tedavide evet en önemli mesele. Hı-hı. Ama bu cerrahi süreç bittikten sonra bir başka süreç daha başlıyor. Çok kısa. Biraz da o konuya değinelim mi? Cerrahi dışında neler olacak? Evet. Çok kısa çünkü alanımız değil. Çok kısa olarak söyleyeyim. Çıktıktan sonra materyal patolog bize gönderecek. Evresine göre evre 1, 2, 3 vesaire neyse. Takip edilmesi gerekiyorsa, yani cerrahiyle o iş tamamlanmışsa biz bu hastaları 2 sene 3 ayda bir, 3. sene işte 4 ya da 6 ayda bir, 4. 5. sene 6 ayda bir takip edip muayenesini yapıp tomografilerle takibimizi Hı-hı. yapıyoruz. Ekstra bir tedavi gerekirse rahim kanserlerinde daha çok radyoterapi gerekebiliyor. Radyasyon onkolojisine gönderiyoruz. Onlar da bir, işte 1-2 aylık bir tedavi kürü oluyor. Daha sonra yine takip alıyoruz. Kemoterapi çok çeşitli zor tiplerde de eklenmesi gerekebilen bir tedavi şekli. Radyoterapi ya da kemoterapi gerekebiliyor. Hı hı. Ama onu hekimin kendisinin sizinle konuşup
size yol göstermesine bağlı olarak devam ettiriyorsunuz. Şimdi yumurtalık kanserine geçelim mi? Tabii bu ki, noktada geçelim. Eğer eklemek istediğiniz bir şey hayır, yoksa rahim kanserleriyle ilgili. Bu arada bizi arayan izleyicimiz Ayşe Hanım yaşını sorduğumuz için yeniden arıyor. Yaşının 55 olduğunu söylemiş. Evet. İdrar yapmayla ilgili ifade ettiğiniz sıkıntıların da kendisinde var olduğunu söylemiş. Sık idrara çıktığını hı-hı. söylemiş. Ve yine doktorunun açık ameliyat önerdiğini ifade etmiş. Karnında da şişlik gibi bir şikayeti olduğunu eklemiş şikayetlerin arasına. Peki. Dolayısıyla bu sonucu değiştirir mi? Değiştirir. Nasıl değiştirir? Bir hastayı opere edeceksiniz, ameliyat edeceksiniz kadın doğumda. Önce vajinal yolla ameliyat etmelisiniz. Eğer buna uygun değilse laparoskopik dediğimiz kapalı cerrahi teknikle ameliyat edeceksiniz. Eğer buna da uygun değilse ki buna uygun olmayan hastalar çok nadirdir. Ya yumurtalık kanseri olacak, ya ileri derece kalp ya da akciğer hastalığı olacak ya da miyom dediğimiz kitleleri yaklaşık 12-13 santimetrenin üzerinde olacak. Bununla beraber bir iki tane daha hasta grubu var ameliyat edilmemesi gereken kapalı cerrahiyle, ama bütün hastalar kapalı cerrahiyle ameliyat edilebilir. Ama bir hekim hangi tekniği iyi biliyorsa o teknikle ameliyat etmelidir. Önce hastaya zarar vermemek gerekir. Dolayısıyla hekimi açık ameliyat diyorsa tabii ki onun tercihi ve sizin tercihinizdir. Açık ameliyat olabilirsiniz. Mailler tekrar geliyor. Özellikle biyopsiyle ilgili soruyu yönelttiğimi ifade etmek isterim. Hı hı. Hocamıza biyopsiden sonraki süreçle ilgili sorularınızı iletmiştim. Çok fazla sayıda bu konuyla ilgili tekrar tekrar mail göndermiş bir izleyicimiz. Bunu tekrar aktaralım. Biyopsi sonrasında hayata dönüşün çok kısa ve çok pratik bir şekilde o noktadan, o masadan kalktıktan sonra evet. işe o devam gün. Edecek kadar o gün içinde gerçekleştiğini ifade ettik. Korkulacak bir nokta olmadığını söyledik bu husustan. Aslında yaptırmamaktan korkmak gerekiyor değil mi? Şimdi kesinlikle. Hem konuşurken bunu da düşünüyorum. Kesinlikle. Yaptırmaktan değil yaptırmamaktan kesinlikle. Korkmak gerekiyor. Çünkü bir hekim bu noktada biyopsiye ihtiyaç olduğunu ifade ediyorsa tablonun ne kadar vahim olduğunu ya da kesinlikle. Ne kadar pozitif olduğunu sonuçtan anlamak en mantıklısı. Müsaadenizle bir çok önemli tabii bir hasta grubu tabii var. Ki burada girmem gereken bizim toplumumuzda tabii ki şey çok önemli. Evlilik ya da bekar olmak. Bekar olan, daha önce evlenmemiş, çoluk çocuk sahibi olmamış, gebe kalmamış olan hasta grubu da rahim kanserinde çok büyük risk teşkil eden grup. Ve daha önce ilişkide bulunmamış olduğu ve menopoz sonrası kanaması ya da menopoz öncesi çok fazla kanamaları olan hastalarda biz endometriyumdan biyopsi alamıyoruz. Çünkü daha önce ilişkisi olmamış oluyor. Bu hasta grubu bizim en çok zorlandığımız grup. Sağlığı için bu hastalardan mutlaka endometriyal yani rahim içinden parça alınması şart. Çok hasta geldi böyle ileri evre. Çünkü uzun süredir kanamış ve daha önce evlenmemiş olduğu için parça aldırmamış. Çok sıkıntılı bir grup. Özellikle bunu uyarmak istiyorum. Ne olursa olsun en önemli olan, en önemli şey sağlığımızdır. Bu nedenden dolayı. Evet. Bizim toplumumuzla ilgili, mitlerle de ilgili, belki sağlığın işte önüne geçen inanışlar bunlar. Pek çok şey evet. var ortada. O yüzden gerçekten doktorlarımıza çok güvenmemiz gerekiyor. Hele ki kadın doğum uzmanlığı söz konusuysa bu noktada. Sizin hasta portföyünüzü şimdi düşünüyorum siz bunu örneği verirken. Üniversitede toplumun her kesiminden, yani Güney Marmara'nın her noktasından hastanız var. Evet. Ve hani gerçekten cebinde çok parası olan da olmayan da orada. Özellikle o kırsal kesim bence bu istatistikte çok önemli bir nokta. Hı hı. Hoş kentsel kesimde de çok fazla önemli problemler var bununla ilgili ama çocuklarının belki de daha genç hastalar olduklarını tahmin ettiğim için anne babalara çok önemli görevler düşüyor bu noktada. Her şeyden önemlisi çocuklarının sağlığı olduğunu ifade etmek gerekiyor, kesinlikle. Anlatmak, aktarmak gerekiyor. Şimdi yumurtalık kanserlerine geliyoruz, geldik. Hı hı. Burada şikayetler değişir mi? Hasta ne gibi problemlerle gelir karşınıza diyelim. Yumurtalık kanseri de bizim en sevmediğimiz, en korktuğumuz ve sonuçları gerçekten üzücü olan bir kanser tipi. Neden? Bununla beraber tabii bir de periton kanseri var. Ona da kısaca sonra değiniriz. Çünkü yumurtalık kanseri çok geç semptom veriyor. Yani hastanın şikayeti olduğunda, hastanın evresi ya da
kitle büyümüş, yayılmış oluyor. Çünkü karın boşluğunda büyüyor. Dışarıya bir yansıması yok. Karnımızın içi de geniş olduğu için ve hızlıca büyümediği için de yavaş yavaş yumurtalık kitleleri büyüyerek kendisinde karın içinde yer ediniyor. Ta ki çatlayana ya da yırtılana kadar diyelim halk ağzında. Ya da karnından dışarıya taşıma tarzında büyüyene kadar ya da beraberinde asit dediğimiz karında sıvı birikimi olana kadar hastalar bunu eğer doktora gitmiyorsa, özellikle tekrar bunu bahsedeyim, yıllık olarak takip olması gerekir her kadının. Takip olmuyor ise maalesef evre 3 ve daha ilerisinde tespit edebiliyoruz. Daha erken tespit ettiklerimiz ise kontrollere gelenler ya da rastlantısal bir şekilde ultrasonografide, MR'da, tomografide bu kitlelerin görüldüğü vakalar. Peki, şimdi Bursa'dan bir izleyicimiz hatta bu arada. Hı hı. Kadriye Ezgin, Kadriye Hanım'la hemen bağlanıyoruz. Kadriye Hanım merhaba. Kadriye Hanım sesimizi duyuyor musunuz acaba? Evet, duyuyorum. Buyurun efendim, hemen sorunuzu alalım. 80 yaşında annem var. Kanamadan dolayı geçen sene Zübeyde Kadın Doğum Hastanesi'ne götürdüm. Hastane ismi vermeyelim efendim. Problemi aktarmaya çalışalım. Şimdi telefonumuz düştü. 80 yaş ve yoğun kanamasının olduğunu ifade etti. Elbette detaylar vardır bu noktada ama neler söylenebilir? Kısacık buradan belki bir özet geçilebilir. Şöyle, 80 yaş yoğun kanama çok büyük bir ihtimal kanseri gösterir. Programın başında işte ifade ettiğim tam hasta tipi sanırım bu benim, değil mi? 80 yaşında kanama, yoğun kanama çok büyük bir ihtimalle kanseri gösterir. Ama rahim kanseri mi, rahim ağzı kanseri mi, vajina kanseri mi, vulva kanseri mi, çok nadir görülen vakalar bunlar. Ve ileri yaşlarda daha çok vulva ya da vajina dediğimiz ilişkide bulunan yer, döl yatağı denilen yer ya da dış kısımdaki kanserler daha ön plana çıkmaya başlar. Onlardan çok bahsetmedik şu anda ya da bahsetmeyeceğiz ama. Peki avantajlı kanserler mi? Şimdi değil, kanserin avantajı kesinlikle olur mu denir ama. Kesinlikle. Alınıp o bölgenin tamamen kesinlikle temizlenmesiyle. Çok zor vakalardır. Çok zor vakalardır. Kanser yukarıdan aşağıya indikçe rahim, rahim ağzı, vajina, serviks indikçe daha zorlaşır tedavisi. Enteresan bir şekilde. Çok bu farklı bir bilgi gerçekten. Dolayısıyla burada büyük bir risk grubu içinde. Kesinlikle. Bizi arayan izleyicimizin annesi bunu tanımladık. Bundan sonra yumurtalık kanserlerindeki şikayetleri ne kadar sinsi geliştiğini ifade ettiniz. Evet. Hemen hemen çok belirgin spesifik şikayetler veriyor mu? Tekrar bunu yöneltelim. Hiçbir şikayeti olmayabilebilir hastanın. İşte korkulan yer burası. Bu da bu bir yıllık kontrollerde yakalanması gerekiyor değil mi bunun da? Evet. Rastlantısı olarak mesela safra kesesi rahatsızlığı var. İşte üst kadrın ağrısı olan bir kadın. Rastlantısı olarak gidip doktora muayene olduğunda ya bir de tomografinize bakalım dendiğinde karnında 17-18 santimetrelik yumurtalık kanseri tespit ettiğimiz ve karnında asit tespit ettiğimiz, periton zarına yayılmış hastalık tespit ettiğimiz çok hastamız oldu. Peki. Şimdi bundan sonra özellikle teşhis, gözle görülür bir şekilde aslında teşhisi de anlattınız, ifade ettiniz ama bir kez daha teşhis ve tedaviyi konuşacağız. Peki. Kısa bir reklam arası verelim. Tabii. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim.